Herkese merhabalar Newcastle kariyerimizin ikinci sezonuyla sizlerle birlikteyiz. Hız kesmeden hemen transferlerden bahsetmek istiyorum. Yine 203 milyon euro harcadığımız bol transferle geçen bir süreci geride bıraktık. Nicolo Rovella'yı takımımıza kazandırdık gayet uygun maliyetlerde geçtiğimiz sezonun sezon başında aslında almıştık ve kendisinden regista veya defansif oyun kurucu olarak faydalanmayı planlıyoruz. İkinci olarak Jude Bellingham'ı aldık Borussia Dortmund'dan ve 110 milyon euro gibi gerçekten çok pahalı rakamlara kendisini takımımıza kazandırdık. Merkez orta sahada kullanmak istiyoruz ve olabildiğince tüm meziyetlerinden yine yararlanmak istiyoruz. Üçüncü olarak Noni Maduyeke'yi aldık. FSV'de neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Kendisinden yine diğer oyuncularda olduğu gibi olabildiğince faydalanmak istiyoruz ve gelecek planlamamızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Francisco Trincao'yu takımımıza kazandırdık. Yine Barcelona'dan uygun maliyetlere aldığımız oyuncumuzu olabildiğince güzel bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Ve son olarak takas yöntemiyle Danilo Kotolevi takımımıza kazandırdık. Normalde böyle bir oyuncuyu aslında almak istemezdim. Yani e, bizim oturup genç yetiştirmek gibi bir misyonumuz olmadığı için bu tarz transferlere pek fazla önem vermiyorum bu kariyerde. Ama Martin Dubrovka'nın Zenit'e gitmesi vesilesiyle bize takas yoluyla artı 17 milyon euro ile kapımızı çaldıkları için almak mecburiyetinde kaldık. Ben de hayır demedim açıkçası. Onun dışında giden diğer oyunculara baktığımız zaman listede iki tane kiralık oyuncumuz var ki Noni Maduyeke sadece kiralık olarak geri gönderilirse bize katılacaktı. Biz de bu teklifi reddetmedik. Maximini zaten biliyorsunuz. Elliot Anderson'ı gönderdik. Ruben Loftus çünkü hem fazla maliyeti hem de sakatlığı sebebiyle gönderdik. Bruno Gomez aslında benim bu kariyerde çok denemek istediğim ve gelişimini yakınen takip ettiğim bir oyuncuydu. Fakat çalışma izni alamadığımız için yine ikinci sezonda da kiralık gönderme mecburiyetinde kaldık. Ve son olarak da Almiron'u gönderme kararı almıştık. Yine kendisi de diğer sıkıntı yaşadığımız oyuncular gibi çok fazla sakatlık problemi yaşayan bir oyuncuydu. Fixture'a döndüğümüz zaman 3 maçla giriş yapmıştım ve aslında bunların videosunu çekmiştim. Fakat sonradan fark ettim ki Twitch yayınından sonra yaptığım bu video kaydında sesi açmayı unutmuşum. Her ne kadar bundan sonra bu tarz bir problemle karşılaşmayacağımızı dile getirsem de bir anlık dikkat eksikliği, bir anlık yorgunluk sebebiyle bu tarz aksaklıklar ne yazık ki başımıza gelebiliyor. Bunun için kusura bakmayın. Bundan sonra zaten bir daha böyle bir şey olmayacak demeyeceğim çünkü oluyor yani. Engel olamıyorum. Bir şekilde unutuyorum. Dediğim gibi ve ne yazık ki bu tarz problemler yaşayabiliyoruz. Ee, ama tabi ne yaptığımızı anlatmaya çalışayım. Community Shield kupasında Liverpool karşısında 1-0'lık güzel bir oyunla kupaya uzanmayı başardık. Gayet de ortada geçen bir maçtı. Şans eseri bulduğumuz bir gol sayesinde kupayı uzandık. Brighton karşısında Premier Lig'in ilk karşılaşması 3-0 bizim lehimize sonuçlandı ve gerçekten sahada istediğimiz şeyleri görebildiğimiz bir karşılaşmaydı. Wolverhampton karşısında deplasmanda 4-4'lük bir beraberliğe yakalandık. Aslında çok izlemesi keyifli bir karşılaşmaydı ama ne yazık ki galibiyetle ayrılamadık. Şimdi önümüzde Watford, Arsenal ve Leeds United karşılaşmaları var. Hemen hızlı bir şekilde bu karşılaşmaları sizlerle beraber oynayacağız. İlk maçımıza hazırız. Watford deplasmanına çıkacağız. Şöyle bir kadroya bakıyorum. Herhangi bir değişik yapabilir miyiz diye. Mesela Rinkavi içeriye alabiliriz. Bir yandan da Emil Craft'ı da içeriye alıyorum. Kadromuz hazır. Her zamanki gibi çıkıp bildiğimiz futbolu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Hadi bakalım başarabilirsiniz çocuklarla dedik. E, tabii ki de beklentimiz 3 puan onu uzanmak deplasmanda ilk pozisyonu biz geliştiriyoruz. geriye kadar döndük. Direkte patladı topumuz. Tekrar başarabilirsiniz diyelim. Taç kullandı Watford takımı. Defansta hazırlık pasları yapıyorlar. Kaleciye kadar döndüler. Uzun bir top bizde kaldı. Güzel oldu. Guardiola sakatlıktan döndü. İyi performanslar bekliyorum. Kaleciyle karşı karşıya kalıyoruz ama yine değerlendiremedik. Uzun bir out atışı gelecek. Veit Ersin'e kadar döndük Kingsley Coman. Rovella'dan uzun bir top. Joe Willock. Tekrar Kingsley Coman. Guardiola bıraktık. Arka direkte Kol Palmer ve Jude Bellingham. Hoş geldin diyoruz. Kendisine de ilk golüyle de tanışmış oldu. Güzel bir şekilde öne geçtik. İlk 20 dakika bizim için gayet yeterli ve sakindi. İstediğimiz oyunları sahaya yansıtabildiğimiz bir bölümü oynadık. Bakalım ikinci golü de atabilecek miyiz? Antfeit çok iyi gördü. Yani sürekli şikayet etmek istemiyorum ama böyle olmaz abi. Yani bu kadar olmamalıydı. Melok'ta kaldı top. Hemen geriye dönüyoruz. Yani gördüğüm kadarıyla Watford daha yeni şutunu çekti. İsabetli şutunu elde etti. XC olarak sıfır. Hiçbir beklentileri yok. Zaten maç bu dakikaya kadar bizim kontrolümüzde devam etti. Bakalım farkı açmak istiyoruz biz de doğal olarak. Yani biraz rahatlayalım. Kafamız da rahatlasın. Bellingham olmadı. Bellingham bu arada çok iyi bir transfer oldu. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Newcastle'ın geleceğini kurtarmak, garanti altına almak adına bu tarz transferleri ben her kariyerde hemen hemen yapmaya çalışıyorum. Yani bazen fazla para verilecek abi yapılacak pek bir şey yok. O fazla paralar karşılığında da geleceğinizi kurtaracak hamleler bence yapmanız gerekiyor. Yanzu 2-0 oldu. Çok güzel çocuklar. Aferin. İyi en azından belli bir noktaya eriştik. İyi de götürüyoruz karşılaşmayı bakalım. Son 30 dakikada böyle geçecek olursa bir problem yaşamayacağız. Yine hızlı bir organizasyon geliştiriyoruz. Sergio Dest kaldırdı. Vlahovic ve 3-0. Aferin çocuklar. Şimdi biraz e, oyun tempomuzu düşüreceğim. Çünkü kondisyon olarak bir tık yorulmuş durumdayız. Jovilok yerine Sin Longstaff'a şans vermek istiyorum. Sin kanada attık. Bir oyuncu da alacağım. Muhtemelen Gvardiol olacak bu. Sergio Dest'i terse alıp Jaden Bogley'i bir deneyelim abi. Jaden'da e, Twitter'da paylaşmıştım. Benim için yeni yılın ilk transferiydi kendisi. Takas sistemiyle takımımıza katıldı. E 21 yaşında gelecek vadeden bir oyuncu profili var. Bakalım ara ara şans verip kendisinden neler alabiliyoruz ona bir bakacağız. Oo Novella'dan tam beklediğim paslar ama olmadı. Konusaf. Blaovic'ten beklenilmeyen bir pas hatası. Kovey girdi araya. Bellingham Offside yok galiba. Yani ne diyeyim ki? Amacım hani 10 tane gol atayım demek değil de bu kadar kaçmaması lazım. Üst üste köşe vuruşları kullanıyoruz. Brandt yine direkten döndü. Yine bir köşe vuruşu. Abartı oldu artık bu kadarı da. Yani gol oldu ama harbiden abartı yani. Golümüzü de geçerli saydılar. 90 artı 3'te kazandık bu golü. Tekrar süpersiniz diyelim. Ve maç sonuna ulaşmayı başardık. Aferin beyler deyip hemen hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Arsenal'i sağımızda ağırlayacakmışız. Hızla o bölüme doğru ilerleyeceğiz. Rovella'nın performansını övüp bir yandan ilerleyelim. Bir yandan da muhabbetimize devam edelim. Arsenal karşılaşmasından da bir 3 puan bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani öyle bir beklentim var. Umuyorum hızlı bir şekilde 3 puana ulaşıp yani oyunun ilk bölümlerinde hemen şöyle bir iki gol atıp rahatlamak istiyorum. Çünkü benim için önemli abi. Ben ne kadar erken gol fırsatını yakalar ve değerlendirirsem kendimi o kadar daha rahat hissediyorum. O kadar daha sağlıklı düşündüğümü düşünüyorum. Çünkü panik havası olduğu zaman yani maç tehlikeye girdiği zaman her zaman kurtaramıyorsunuz durumu. Yani bende de bir takım bu tarz eksiklikler var maalesef. 10 Ağustos yani yarın açıklanacakmış. Bakalım inşallah olumlu dönerler ama çok zannetmiyorum. Çünkü Bruno Gomes Brezilya milli takımında oynayamayan bir adam. Transfer teklifi var. Kabul etmeyeceğiz çünkü yedek kalecimiz yok İngiliz olması bizim için pozitif bir şey. Bakalım çalışma izni için ne demişler. %30 oranından az forma iyidiği için çalışma izni hakkına sahip olamıyormuşuz. 4 ay bizi ertelediler. Yapacak bir şey yok. Yani satacağız. Benim hata. Ben böyle bir transfere girmemem gerekiyordu ama girdim ne yazık ki. Kendi riskimi aldım ve sonuçlarını da kendim katlanacağım mecbur. Şimdi tekrar bakalım. Emil Kraft yerine ben burada Ryan Fraser'ı dahil edeceğiz ya da Jayden alacağız ama Ryan daha iyidir diye düşünüyorum. Aynı takımda çıkıyorum kazanan kadroyu bozmuyorum. Yine bir 3 puan beklentimiz var. Kaldığımız yerden devam edelim beyler dedik. Ve ilk korneri biz kullanıyoruz. Yine direkten dışarıya çıktı. Kingsley koman Willock kaptırmaman lazımdı. Saka topu kazandı. Randfield karşılık verdi. Yukarıyı görmemiz lazım. Willock aşağı oynadık. Guardiol çok zor paslar atıyoruz. Yani gerçekten kontrol etmesi zor paslar ama bir şekilde golü de bulduk. Paul Palmer'la 1-0 öne geçiyoruz. Böyle süpersiniz de diyelim. Yani genelde böyle havadan oynandığı zaman maç e, bilmiyorum ben rahatsızlık duyuyorum. Muhtemelen rahatsızlığımın sebebi de Türkiye'de oynanan maçlar olabilir. Çünkü çok şişirmeye yatkınız ya biz. Yemedim vallahi helal olsun. Bu arada bu maç Arsenal için de oldukça önemli. Daha ligin ilk haftalarında böyle bir darbe yememek için bence çok uğraşacaklardır. Baktığımız zaman da zaten 9. sıradalar. E, mağlup tamamlarlarsa 4 puanları kalacak. Biz galibiyet elde edersek 10 puanla liderliğimizi 4. hafta maçları tamamlanana kadar sürdüreceğiz. Böyle bir baktığım zaman zaten Liverpool ve Tottenham dışında üçlü 3 yapan başka bir ekip yok. Şimdi i̇lk yeri bitti. Performanslarından elbette ki memnun değilim. Yani kader bulduğumuz bir gol bizim için yeterli değil. Daha fazlasına ihtiyacımız var. RoboL'de Pink. güzel oyuncu. Tomiyasu çok iyi oyuncu. Vlahovic Kaleci gayet güzel fark etti tehlikeyi ve önledi büyümeden. Yani Yanzo karşılık verdi. Sergio Dest uzun bir top. Tierney tekrar karşılık verdi. Hadi beyler. Bellingham Palmer aferin be beyler. Aferin be çocuklar. 2-0 yakalıyoruz. Henüz değişiklik yapmayacağım. Şöyle bir 10 dakika kadar daha beklemek istiyorum. İyice yorulsunlar. Ona göre hareket edeceğiz. Çünkü karşımızdaki rakip Arsenal. Şakaya gelmeyecek adamlar var karşımızda. Belki bir gol daha bulsak mesela çok rahat değişiklikler yapabilirim. Yanzo tuttu topu Palmer. Kontratak şansını hep böyle yitiriyoruz. Ona da üzülüyorum çok iyi gördük bir loku. Abi nasıl ya? Tekrar atak tazeleyeceğiz. Biraz önce çok kritik bir pozisyonu harcadık. Kingsley Coman. Holding. Uzun oynadılar. Saka'dan önce biz alalım. Çok iyi. Vlahovic. Sağ kanatta Palmer. Bugün iki golü var. Harika oynadı. İyi de kaldırdı. Yine değerlendiremedik. Şimdi ufak tefek yorulan oyuncularımız var. Değiştirelim. E, ee, Sergio Dest. Abi sabit almıyor muyuz biz yedeklere? Nasıl gözümüzden kaçıyor? İnanılmaz. Paul Palmer'ın yerine Ryan Fraser'a bu sefer şans veriyoruz. Rose Barkley'i de orta sahaya alıyoruz. Biraz daha merkez orta sahada iyi oynayacağını düşünüyorum. Fraser. iki güzel hareketle geçti ama arkadan müdahaleye bir şey yapamadık. Açab uf deli bir pas geldi. Yani bu pozisyonlar beni hakikaten kahrediyor ya. Süpersiniz diyelim. Taç kullanacaklar son 20 dakika karşılaşmada. Uzaklardan vurdu Saka direkten dışarıya çıktı. Yani istatistik olarak falan da baya baya iyi durumdayız bu arada. Adamların 4 şutu var ikisi isabetli. XG beklentileri sıfıra yakın. Baya baya kötü durumdalar gördüğüm kadarıyla. Yani, toplu oynama oranlarına artık bakmıyorum zaten güncellemeden sonra. İsabetli pas oranlarımız iyi. Topa müdahale oranlarımız fena değil. Hava topu mücadelelerini kazanıyoruz. Hep pozitif şeyler görüyorum istatistiksel olarak. 2-0 kazandık. Yine e, mutlu ayrıldığımız bir karşılaşma oldu. Brandt 4-5 hafta sakatlanması çok kötü oldu. Çünkü geçen bölüm daha kapatırken söylemişti. Bizim için Joker niteliğinde bir oyuncu kendisi. Yine de moralleri bozmuyoruz. Hemen 3. karşılaşmaya doğru ilerleyip Leeds karşısında başarılı olmayı umut edeceğiz. Yapacak pek bir şeyimiz yok. Tabi arada yorgunluklar olacaktır. Hatta ben o yorgunlukları engellemek adına biraz daha. Mesela buraya bir takım kaynaşması ekleyelim. Hem oyuncular arasındaki sosyalleşme artsın hem de dinlenme sürecimiz biraz daha fazla olsun diye böyle bir yolu tercih edeceğiz. Kurban Kupası'na da bakalım. Sheffield United çıktı. Güzel. Geçen sene çok skandal bir şekilde elenmiştik. Belki bu sene de elenebiliriz yani. Artık hani o nasıl diyeyim ülke içerisindeki ekstra kupalara değil de tamamıyla Premier Lig'e ve Şampiyonlar Ligi'ne yönelmiş durumdayım. Yani odak noktalarımda bu iki organizasyon var. Biliyorsunuz kariyere başlarken demiştik ki yani Newcastle zaten üst seviyede bir kulüp. Satışı da gerçekleşen bir kulüp olduğu için yani çok rahat bir şekilde çarkı döndürebilecek bir kulüp. Yani yani menajer olarak benim Newcastle'a katabileceğim pek fazla bir şey yok. Çıkartır abi. Gayet güzel bir şekilde çıkartır. O yüzden ne yapacağız? Sürekli olarak başarı odaklı, sonuç odaklı oynamaya çalışacağız. Zaten para harcarken de bizzat bu duruma odaklanarak harcıyorum. Yani 110 milyon kalkıp mesela ikinci sezondan harcamak istemezdim. Ama Newcastle'ın böyle bir opsiyonu olduğu için sonuna kadar kullanıyorum. Güzel girdik ceza sahasına. Dönen top Jude Bellingham. Bellingham bize çok faydalı bir oyuncu olacak. İnanıyorum buna. Pozisyon takibi, fiziksel kapasitesi, zihinsel kapasitesi, ki bunun yanına teknik kapasite de eklenince dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi olabilir bu profil ile. ve bu adamı bizim Newcastle'a kazandırmış olmamız çok başka bir şey. Blok Bellingham direkten döndü. Şöyle süpersiniz de diyelim. Evet, baskımız devam ediyor. Kingsley Coman girdi araya bomboş abi adam. Arka direkte Cole Palmer. Yine çok kritik bir şekilde kaçırdık. Baskımız da sürüyor ilk 10 dakika itibariyle. Ön direk bu sefer hata yapmadı. Bak bu tarz pozisyonlarda sürekli kaybetme meyili oluyor. Biz de yaşıyoruz çünkü bunu. Ercuno Dest yapma. Bellingham geldi kurtardı topu. Vlog 2-0 bravo. Vlog'un yorgunluğu var. Koma'nın var. Bu iki oyuncuyu alırız zaten. Ee, belki Dest'i belki de Nianzo'yu da alabiliriz. Rodrigo uzaklaştırdı topu. Sergio Dest. Çok hatamız var Dest'te bugün. Benford. O da çok kaliteli bir ayak ya. Premierlik izleyenleriniz biliyordur. Benford hakikaten Leeds United için önemli bir adam. Önemli bir golcü. Ayağı düzgün temiz yani bir kere. Boş kaleye kaçırmayın abi ne olursunuz ya. Rodrigo Geriye kadar döndü kalecilerine döndüler Ayar Duvardiyol topu kazanmayı başardı Geriye döndük Tarkovski Nianzo. çok güzel açıyoruz oyunu çok dengeli oynuyoruz şu ana kadar Tarkovski Oman yukarısı bomboş beyler Of Arafa'sı muhteşem bir Arafa'sı Paul Palmer Üçüncü golümüzü attı. Şimdi şöyle yapacağız. Tempoyu yine düşüreceğim. Olabildiğince yorgunluk durumunu kontrol altına almak istiyorum. Yani ilk yarıyı bu şekilde bitirsinler. Zaten bizim takımımız fiziksel, zihinsel ve teknik olarak yavaş tempoda, dar alanda, kısa pas yapabilecek bir kapasiteye bence sahip. E bunu biraz da test etmiş oluyoruz. Yani böyle bir sisteme geçiş yapıp mesela dar alanda tiki taka oynamak da mesela çok isterdim. O Televizyonlarda izlediğimiz Barcelona yapısını keşke Newcastle'da oturtabilsek yani. Tabi bunlar böyle hemen olacak şeyler değil. Bir geçiş sürecini atlatmamız lazım. E bu bağlamda da bence olumlu şeyler izliyoruz sahada. İlk yarıda bitecek zaten. Eee ne diyeceğiz konsantrasyonumuzu kaybetmiyoruz beyler dedik. Süpersiniz de diyelim. Belki kalın Wilson'da alabilirim bu oyunu. Offside olmaması lazım ama hakemin eli havalı gibi sanki. Evet offside'e yakalanmışız. Golümüz iptal edilmiş. Olsun. Rovella çok iyi girdi araya. Rovella bu arada Regista'da muazzam oynuyor. Yani böyle bir oyun olamaz abi. Çok güzel duracağı yeri biliyor. E, Regista biliyorsunuz sahada bağımsız hareket eden bir rol. Oman harika oynadık bu arada yine. Gol var mı? Offside bu arada. Hakemi gördüm bu sefer. Allah Allah gol geçerli diyor. Benim gözlerim kör ya. Vallahi kusura bakmayın. En son registalardan bahsediyorduk. Bildiğiniz gibi registalar aslında hani İtalyanların dilinde çok meşhurdur regista. Çok önemli bir rol. Sahada bağımsız hareket ediyor. Sağının aslında birinci ve ikinci bölgesinin 10 numarası diye ben tabir ed ediyorum açıkçası çok rahat bir şekilde. Bilemiyorum siz nasıl tabir edersiniz ama Rovella o bölgede çok mantıklı kararlar verebilen, pozisyon bilgisine sahip olan teknik bir oyuncu. E biz zaten böyle bir oyuncu arıyorduk ve ilk sezonun ikinci yarısı itibariyle o bölgede Nianzou'yu değerlendirmeye çalışıyorduk. Ama ne oldu? Rovella Cuk diye oturdu o bölgeye. Güzel de performans veriyor. Umarım sezon boyunca sakatlık problemi yaşamadan istikrarlı bir şekilde bu performansını sürdürür. Penaltı kararı gelmedi müdahale olmasına rağmen. Bellingham rowe Koman'ı çok iyi gördü be. Of 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 of. 60. dakikada 5-0 yakaladık. Hafiften şöyle bir değişiklik de yapalım. Callum Chambers'ı sağ atıyorum abi. Stoper'imiz yok değil mi? Callum Wilson'ı borbete attık. Bir bakıyorum şöyle başka kimler alabiliriz. Herkes çok güzel oynuyor. Will da bir skor katkısı göremiyorum. Isaac Hayden'ı deneyelim bakalım bir sefer de orada. Tabi bizim orta sahaya aldığımız Rovella ve Bellingham sonrası Isaac Hayden ve Sinlock Staff biraz dışarıda kaldı. Ama kalite olarak yani profil kaliteleri olarak bizim de bu üst seviyelere çıkmamız gerekiyordu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ters bir rakip orta sahada bize üstünlük kurup al aşağı edebilirdi. Bu şansı biraz daha azaltmış olduk yaptığımız transferlerle. Bu oyuncular çünkü hakikaten profillerini gösterdim. Öyle boş beleş oyuncular değil. Her yerleri yeşil adamların parametreleri olarak Alın Wilson süpersin abicim ya süpersin 6-0'ı yakaladık çok ustaca bir bitiriş yaptı tekrar izleyelim yani o vuruş çok güzeldi zaten Kalın Chambers'tan kritik bir pas Kalın Wilson top zaten sekiyormuş ufak şöyle bir diagonal kaldırmış çok güzel bir gol izletti bizlere şu anda ağır tempoda oynuyoruz bu arada yani tempomuz yavaş Standart paslaşıyoruz ve dar alanda oynamaya devam ediyoruz. Yani herhangi bir değişikliğimiz yok aslında. Ona rağmen de iyi performans gösteriyoruz öyle değil mi? Yani çok güzel bir takım görüntümüz var sahada şu anda. Tarkovski, Hayden döndük geriye gvardiol, Oyna abi. Alım Chambers, Nianzu. Tıkır tıkır paslaşıyor takım. Saat gibi işliyoruz sahada. Dönen toplar bizde kalıyor. Çok önemli. Ve Kingsley Coman offside var mı bir daha bakacaklar mı acaba? Petrini de yaptı yani helal olsun Coman'a da. Güzel bir sezon başlangıcı oldu onun adına. Zaten rakip kırmızı kart gördü. E bir de 3-5-2 gelmişler. Mümkün değil direnemezler. 4-3-2-1'e 3-5-2 ile çok zor direnirsin. Yani çok zorda kalırsın. Acayip kontratak yersin. Biraz onu yaşadı Leeds United. Bu yine çok kritik bir pas geldi. 8-0. Farka gidiyoruz. Rekora doğru koşuyoruz. Bunlar çok iyi ama video uzunluğu da 30-35 dakikaya çıkınca ben editlerken inme iniyor bana. Neyse ki bitti. Çok da uzamadı. Aferin çocuklar diyelim. Şöyle bir bakalım genel durumumuza, konumumuza neredeyiz, nereye kadar gelmişiz hep beraber inceleyelim. Omanı da övelim. 3 gol bir asist kolay değil yani. Evet ilk kupaya geliyorum. Sayın arkadaşlar 5 karşılaşma sona erdi. Community Shield bölüme başlamıştık. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 17 avaraj ve 13 puanla 5 hafta sonunda liderliğimizi koruyoruz. Olabildiğince sezonu maksimum galibiyetle, maksimum verimle geçip özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşıp ben kariyeri bitirmek istiyorum açıkçası. Çünkü başta da söylediğim gibi her şey çok hızlı gelişti. Herhangi maddi manevi bir problemimiz, bir engelimiz yoktu karşımızda ve çok hızlı bir şekilde üst segment takımlarla yarışabilecek Seviyeye geldik. E böylesi bir kariyer zaten kısa vadeli yapılır. Yani öyle keyfine zevkine merak ettiğiniz yıldız oyuncuları görebileceğiniz bir kariyer amacıyla yapılır. O sebeple de diyorum ki umarım sezon sonunda hem Premier Ligi hem de Şampiyonlar Ligi alabiliriz. Umarım buraya kadar keyif aldığınız bir bölüm geride kalmıştır. Bir sonraki Newcastle bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.